Terör örgütü IŞİD'in Avrupa ve Asya'daki kanlı eylemlerini gerçekleştirmek için 2 yıl önce küresel bir katliam birimi kurduğu ortaya çıktı. IŞİD'in hapiste olan Alman vatandaşı üyesi Haris Sarfo'nun New York Times gazetesine verdiği röportajında Emine olarak adlandırılan birime özellikle Avrupa ülkelerinden katılan militanların alındığı bilgisi yer alıyor. Sarfo röportajında maskeli bir komutan bana sana Almanya'da daha çok ihtiyacımız var dedi. Bunun üzerine bir arkadaşım peki ya Fransa diye sordu ve o anda gülmeye başladılar. Ve ona Fransa için hiç endişelenme dediler ifadelerini kullandı. 7 ay aradan sonra ise 130 kişinin yaşamını yitirdiği ve 350 kişinin yaralandığı Paris faciası yaşandı. Sarfo, Amerika ve Kanada için onları sosyal medya üzerinden getirmeleri daha kolay çünkü Amerikalıların aptal olduğunu söylüyorlar. Bize onların daha kolay radikalleşebileceğini, eğer poliste kayıtları yoksa daha kolay silah alabildiklerini ve onlar için silah temin edilmesine gerek olmadığını söylüyorlar şeklinde konuştu. Militanlar Fransa ve Almanya'ya geri döndüklerinde ise biz Türkiye'de tatildeydik şeklinde kendilerini savunuyor. Eski bir IŞİD üyesi olan Haris Sarfo, Rusya ve Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sivil hedefleri gözetmeden yaptığı hava saldırılarının örgüte katılımları arttırdığını söyledi. Amerikalı istihbaratçılara göre birimin yetiştirdiği yüzlerce terörist şu an Avrupa ülkelerinde saklanıyor. Yetkililere göre Avrupa'ya geçenler kadar IŞİD militanı da Türkiye'de bulunuyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu gruplarından oluşan Emni'nin özellikle organize suç geçmişi ve yeraltı dünyasının bağlantısı bulunan kişileri seçtiği belirtiliyor. Eski Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Mark Pierini terörizme karşı bir mücadele söz konusu. Suriye'ye giden gençlerin büyük bir çoğunluğu eğitimsiz, işsiz, din hakkında fazla bilgisi olmayan fakir mahallelerden geliyor şeklinde konuştu. Örgütün şiddetinden dolayı IŞİD'den kaçtığını söyleyen Sarfo, her bomba atıldığında örgüte yeni insanlar katılıyordu çünkü saldırılarda yakınlarını kaybedenler örgüte bunu kullanma fırsatı tanıyor dedi.